Uzun süreli oruçta e, günde bir öğün, Oman'dan bahsediyorum, ketojenik diyette ve aralıklı oruçta bazılarının başı ağrıyor. Yani bununla ilgili e, soru soranlar da olmuştu. Daha önce ben bunu e, kısaca bir video ile anlatmaya çalışayım neden öyle olduğunu. Normalde böyle bir şey ya benim başıma gelmedi en azından ama e, olması muhtemeldir. O da şundan kaynaklanır hücreleriniz vücudunuz henüz daha e, keton yakmaya alışamamış anlamına gelir biz şimdi bu işleri niye yapıyoruz vücutta belirli bir işleyiş var Normalde insanların tamamı bugünkü şartlar altında yani sürekli yeme sonucunda glikozla çalışıyor fakat işte glikozun tehlikelerini daha önce anlatmıştım yani e, Geride çok fazla kalıntı bırakır. Buradaki amaç vücudu yağ yakmaya alıştırmak. E, glikoz gibi kalıntı bırakmaz. E, temiz bir enerji kaynağıdır. Bunları daha önce anlattığım için e, es geçeyim. Çok fazla üzerine düşmeyeceğim. E, birincisi şu hipoglisemi. Yani baş ağrısının sebebi hipoglisemidir. Büyük ihtimalle. Yani çoğunlukla budur. E, çünkü... Beyin eğer e, alıştığı enerji kaynağını bulamazsa e, direkt olarak stres altına girer ve bu da baş ağrısına sebep olur. Bu yüzden e, normalde eğer e, ilk etapta direkt olarak başladıysanız ki ben zaten onu e, birçoğuna önermiyorum. Yani e, hemen bir öğün yapmaya başlamayın. Normalde altı öğün yiyen birinin birdenbire bir öğüne başlaması sorun çıkartacaktır. Burada yapılması gereken eğer 3 öğün yiyorsanız bunu ...iki öğüne indirin... ...bir müddet yani bir hafta en azından... ...böyle ilerledikten sonra... ...bir öğüne geçin... ...ya da baş olmaya... ...başladıysa burada... ...fazladan protein almanızı... ...öneririm... ...karbonhidrat ya yani da şekerli şeyler değil... ...protein alırsanız yavaş yavaş... ...yoluna girecektir... ...çünkü... ...bu hipoglisemi de yani vücut şöyle... ...sürekli olarak... ...bir yukarı bir aşağı insülin zıplayınca kan şekeri artıyor ondan sonra düşüyor. Ee, bu da e, çeşitli sorunları sadece baş ağrısı değil tabii daha başka bir sürü soruna sebep oluyor da uzatmayacağım konuyu. Yapmanız gereken biraz daha fazla protein almaktır. Bunun sonucunda yavaş yavaş yoluna gireceğini düşünüyorum ee, ama e, şimdi fazladan ara öğün eklerseniz... ...resmin tamamını göremediğiniz anlamına gelir ve sorunu hiçbir zaman çözemezsiniz. Yani hiçbir zaman vücut o yola girmeyecektir. Ketonları yakmaya başlamayacaktır. İkinci bir sebebi var. O da elektrolit dengesinin bozuk olması. Ben başka videolarımda bahsetmiştim. Onların linklerini aşağıya koyarım ya da şuraya ekleştiririm. Oradan tıklayarak da o videoları izleyebilirsiniz. Su. En önemlisi su. Özellikle e, uzun süreli oruç yaparken, yani günde bir öğün yerken ya da ketojenik diyette ya da aralıklı oruçta e, şöyle bir durum var. İnsanlar yeterince su almazlarsa mutlaka bir sorun çıkacaktır. Yani insanın birçok kaynak yüzde yetmiş beş diyor ama ben yüzde seksen beş diyorum. Benimki yüzde sudan oluşuyor, emin olun. <laughs> Şimdi e, bu su miktarı çok önemli. Alacağınız su miktarını daha önce de söylemiştim tekrarlayayım. Burada kilo çarpı 40'tır. Yani kilonuzu 40 ile çarpın. Atıyorum 70 kilosunuz 2.8 litre su içmeniz lazım. Bu suyu mutlaka tüketin. Özellikle sabah kalktığınızda su içeceksiniz. Ama... Suyu şöyle için içine tuz koyun mutlaka çünkü elektrolit dengesini sağlayabilmenin yolu yeterince mineral almaktan geçer. Çankırı tuzu öneririm size. Himalaya tuzu da kullanabilirsiniz. Yani bazıları deniz tuzu kullanıyor ama deniz tuzu temizse kullanın. Çünkü ben deniz tuzlarının çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani dağdan mağaradan çıkmış olması lazım. En sağlıklısı o. Ona nasıl yapacağınızı ben başka bir videoda söylemiştim, ee, çok uzatmayacağım. Yani ne kadar tuz katacağınızı suyun içine. E, tuzlu su içeceksiniz. Bu sayede elektrolit dengesi yerine gelir. Baş ağrınız da büyük ihtimalle çok basit bir şekilde aynen bu yolla gidebilir. Su eksikliğinden kaynaklanıyor kısacası. Ve e, belki de protein eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu kişiye göre değişir. Ama e, asıl sebebi çoğunlukla hipoglisemidir. Bunu da e, yoluna yavaş yavaş sokarsınız. ama bu böyle olmuyor diye eski düzene dönerseniz hiçbir zaman bu sorunu çözemeyeceksiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim, Kendinize iyi bakın.